Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. bu kelime-i şahadetin felsefesi üzerinde biraz sohbet muhabbet etmek istiyorum. bu işte son günlerde bu sosyal medyada da sıkça gördüğümüz bazı olaylar oluyor. Yani her zaman görüyoruz da son günlerde de daha çok bir gündeme geldi. Yani kelime-i şahadet getirip işte Müslüman olmak. Mesela işte bazı gençler, gruplar ya da işte bir takım insanların çabaları vesaire ya da o bazı kişilerin kendi çabaları sonucu e, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmak gibi bir e, durumu görüyoruz. Ve burada şöyle bir soru sorun çıkarılmaya çalışılıyor. Yani Müslüman olmak bu kadar basit mi? Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yani bu, bu mu sadece Müslüman olmak? Bu kadar kolay mı? Ya da ne bileyim işte Birisi birisinde 15-20 dakika konuşuyor. İşte hadi yarım saat konuşsun, iki saat konuşsun. Ve peşinden hemen bunu söylüyor ve o tamam o artık o kişi dinini e, bırakıyor. Eski bir dini varsa ya da işte dinsizliğini ki o da bir din, onu bırakıyor. E, İslam'a geçiyor. Peki bu bu kadar basit mi? Yani hani, hani İslam böyle kocaman büyük bir din. İşte bir sürü delillerinden bahsediyorsunuz. Odur budur şudur. Eee... Yani İslam'a girmek böyle bir basit, haşa tırnak içinde sembolik bir ifadeyle mi söz konusu oluyor gibi bir durum ortada. O yüzden bugün e, kitap bağımsız e, şeyden biraz bahsedeceğim. E, kelime-i şehadetin felsefesinden. Yani kelime-i şehadet ne demek? Mahiyeti ne? Ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor? Neye işaret ediyor? Neyi olumluyor? Neyi olumsuzluyor? Bunu iyi bilmek lazım. E, yani o tabi... Ee, hemen kelime-i şehadet getiren bir kısım kimselerin kelime-i şehadet getirip Müslüman olanlarının birçoğu zaten aslında tam e, Müslümanlıktan çıkmış kişiler de değil. Yani her ne kadar kendileri öyle söyleseler de yani böyle bir bir yanları e, İslam'da olan insanlar. Dolayısıyla onlarla böyle kısa konuşma sonucu aklındaki bir takım sorular giderildiğinde yeniden Müslümanlığa girmek gibi bir karar vermiş olmaları ki zaten hani e, bu konuda tam bir kararları yok. E, bu açıdan makul oluyor. Yoksa diğer türlü hani yabancı iktidalarda biz bunu daha şey görüyoruz. Uzun bir süreçte Müslüman oluyor. Yani bayağı bir araştırıyor, okuyor. E, burada o kişilerin yani zaten Türkiye'de olup eskiden Müslüman olan kişilerin tekrardan hani deist ya da ateist olduktan sonra tekrar Müslüman olmaları zaten bayağı bir şey biliyorlar. Bir takım soruları, problemleri var. Bir de gençlik dönemi ya da işte bir takım e, işte farklı görünme hisleri e, ya da farklı psikolojik birçok sebep o bu dersin konusu değil. Ondan dolayı aslında bir nevi Müslümanken e, Müslüman olmadıklarını da söyleyebiliyorlar ya da bir tepki olarak da bu ateizmi, deizmi e, seçebiliyorlar. E, işte sorulana cevap alamadıkları ve kötü ahlaki muamelelere maruz kaldıkları için de böyle bir noktaya itiliyorlar. Aslında yani temelde böyle bir felsefi ateizm ya da deizm Türkiye'de yok. Bunu biliyoruz. Daha önce de söyledik. Yani o yüzden o kişiler için hani bir kelime-i şehadet getirip bir iman tazeleyip tecdidi iman yapıp İslam'la devam etmek hani bu işi bilenlerden istifade edecek bir karar vererek işte İslam'la devam etmek bu açıdan makul. Peki kelime-i şehadet ne demek? Şimdi sevgili kardeşlerim kelime-i şehadet yani şehadet kelimesi demek. Bu kelime aslında kendini gösteren bir kelime değil yani başka bir şeye işaret eden bir kelime, başka bir şeye şahitlik eden bir kelime. Ee, bakalım inceleyelim kelimeyi. Eşhedü en la ilahe illallah. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Ee, hani bu kelime basit bir kelime. Hemen bundan nasıl İslam'a giriyorlar gibi bir şey söylüyorlar ama aslında o kelime bir sonuç. O kişinin araştırmalarının sonucu olarak söylediği bir kelime. O dediğim gibi bazen kısa vadede bu Kelimenin söylettirilmesinin zaten background'u var. Evet ben şahitlik ediyorum ki eşhedu. bakın yani şahadet ederim. Hatta e, hani modern Arapça açısından bunu çevir çevirsek ben görüyorum ki derim. Ben görüyorum ki eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Peki nasıl görüyorum bunu? Yani eee Birincisi göz anlamında ele alalım. Ondan sonra diğer bütün duyguları, şahitlik yapabileceğimiz bütün duygularımızı devreye sokarak bu işi biraz açalım. Ha ben bunu şu cami vaazlarında konuştum aslında arada. Hatta bayağı bir 10 dakika falan konuşmuşumdur ama o nerede hangi vaazdaydı yani ben de açıkçası bilmiyorum. Ama o vaazları izleyenler varsa orada biz bunu zaten buna yakın bir şey söylemiştin diyeceklerdir. Şimdi şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu aslında basit bir şahitlik değildir sevgili kardeşlerim. Yani böyle bir işte dini basit bir cümlesel ritüel olarak görülüp e, koca İslamiyet böyle mi işte e, Müslüman olmasına bir kişinin karar veriyor e, diye azım sanacak bir şey değildir. Bu kelime-i bilinmemesinden kaynaklanır anlamının, derinliğinin. Şimdi şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sevgili kardeşlerim buna ben nasıl şahitlik ediyorum? Hani nasıl görüyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur? E, o tektir, birdir. E, şimdi evrene bakıyorum. Yani evrende evrende birçok e, Cenab-ı Hakk'ın birliğine işaret eden delil var. İşte kuantum evrenden sürekli bahsediyoruz. Evrenin bütün bir yerden idare ediliyormuş gibi e, işlemesinden, e, evrendeki varlıkların hepsinin bir düzen, bir intizam içerisinde işlemesinden ve işte bir köyde iki muhtar, bir nahiyede iki müdür, bir şehirde iki vali, işte bir ilçede iki kaymakam olsa nasıl ki o şehrin, ilçenin, köyün, nahiyenin idaresi her cümerce düşer, karışıklık ortaya gelir. Aynen öyle de bu evrende de bir ilah var ki, bir güç, bir kudret var ki bu evrendeki bu kadar mahlukatı muhteşem sanatlarıyla, intizamlarıyla, ekolojik dengesiyle ve hakeza bütün faydalı hikmetli sistemleriyle yaratıyor ve yönetiyor. Bu bir kudretin varlığını bize gösteriyor. Evrene baktığımızda kuşlara, balıklara, işte hayvanlara, o muhteşem karlara, birbirinden farklı farklı yağan karlara, işte o bulutlardan yağmurların damla damla süzülmesine, toprağa düşen gözyaşları gibi toprağı sevindirmesine, işte güneşin her sabah doğ, doğdurulup battırılmasına ve birçok nimetin teşekkürü için evrendeki birçok sistemin çalışması gerektiğini ve bu dünyada da e, ekosistem ve biyosferdeki canlıların adeta bu sistemi devam ettirmek için sanatla, hikmetle, maslahatla bir denge, intizam ve nizam içerisinde koşturmasını görünce biz bu evrenin bir yaratıcısı olduğunu biliyoruz ve bu görmeyle beraber, bu gözlemle beraber eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Yani şehadet ediyorum ki ondan başka bir ilah, güç, kudret, otorite yoktur. Bunu diyorum. Bunu sadece gözümle mi görüyorum? Hayır. Yani başka duygularımla da bunu görebiliyorum. Ruhumla, vicdanımın deliliyle, ruh deliliyle, işte aklımın deliliyle, e ve hakeza insani duygularımın ve latifelerimin de yol göstermesiyle aynı zamanda ben, beni yaratan bir varlığın olduğunu ve evrendeki mahlukatı bu şekilde benim için yarattığını, işte beni sevdiğini anlıyorum. Dolayısıyla bu da bir nevi şahitlik oluyor. Her ne kadar görülmese de onlar, yani birinci verdiğim örnek daha çok göz, gözdeki görmeyle gerçekleşen bir örnek. Diğer şahitlik kelimesinin içerisinde dolduracak diğer şahitlikler ise, Kulakla görmek, işte gönülle görmek, ruhla duymak, vicdanla hissetmek şeklinde e, ifade edebileceğimiz birçok şahitlikler söz konusu. Onunla beraber de işte hak sözü duymak, mesela e, bu da bir nevi kulağın şahitliği gibi, gözün şahitliği de denilebilir. İşte Kur'an-ı Kerim'i duymak, Kur'an-ı Kerim'deki o hak mesajı işitmek, e, Kur'an'ın hak olduğunu görmek, e, bunlar da gene aslında yaratıcının bir olduğuna şahitlik edilmesi noktasında Eşhedü en la ilahe illallah'ın içerisini dolduran e, bileşenlerden. Peki daha sonra e, biz ayrıca yani bu şahitliğimizi Kur'an-ı Kerim'e bakarak da gösteriyoruz. Ya Rabbi ben baktım. işte bütün evrene baktım. Evrende ki evreni anlamlandırmaya çalışan bilgi bilge insanlara baktım, filozoflara baktım, peygamberlere baktım. Baktım ki işte peygamberlerin mesajında müthiş bir ortaklık ve mana var ve evreni en doğru ve en güzel bir şekilde yorumlayıp 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 tefsir ediyorlar ve insanın ihtiyacını ebed ebet ve sonsuzluk arzusunu, inanma ihtiyacını ve hakeza bu tarzdaki bütün ihtiyacını insana en uygun, insanın fıtratına en layık şekilde peygamberler ortaya koyuyor. Bu noktadan sonra da işte çağımız açısından Kur'an-ı Kerim'i incelemeye koyulan bir göz şahitlik açısından Kur'an'a baktığında Kur'an'da birçok mucize görecektir. İşte gaybi mucizeler, Kur'an'daki tevafuk mucize, mucizeleri, ahlak mucizeleri, Kur'an'ın belagatı, taklit edilemezliği, işte aynı zamanda bir 23 yıl gibi bir sürede gelmiş olup yaklaşık 1500 sene önce gelmiş olup bütün çağlara ve bütün asırlara hitap etmesi bilimsel bir takım taklit edilemez ifadeler kullanması ve hakeza Kur'an'a baktığımda Kur'an'ın da hak bir kitap olduğuna şahitlik ediyorum. Bunu da bütün latifelerimde aslında yapıyorum. Kur'an'ın sesiyle Müslüman olanlar var değil mi? Kulağım şahitlik ediyor. Kur'an'daki tevafuk mucizesini görerek gözlerim şahitlik ediyor. Yine Kur'an'daki edebi mucizeyi görerek ilim edebi bir yönüm varsa o şahitlik ediyor. Kur'an'daki coğrafyayla işte astronomiyle ve biyosferle ve tabiatla alakalı birçok bilgiyi görerek gözlerim, aklım, bütün duygularım ne yapıyor? Kur'an'ın hak bir kitap olduğuna ve o hak yaratıcının bu hak kitabı gönderip bu evreni en iyi şekilde o kitapta bize tarif ettiğine ve insanın fıtratına uygun bir şekilde ki kitabın, tarifin, kılavuzluğun en iyi Kur'an-ı Kerim'de göründüğüne bir insan şahitlik ediyor. Bu birinci kısmı ifade ediyor kabaca. Tabii çok daha açabilirim uzatmak istemiyorum videoyu. Yani şehadet ederim ki, şahitlik ederim ki, tanıklık ederim ki, e, görüyorum, biliyorum, duyuyorum, hissediyorum ve bütün insani hislerimle, duygularımla, aklımla, kalbimle, ruhumla e, tetkik ve tahlil ettikten sonra tespit ediyorum ki e, Ya Rab senden başka ilah yok. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü ben şehadet ederim. La ilahe illallah. Allah'tan başka bir ilah yoktur çünkü başka türlü olamaz yani ondan sonra yani şahitlik ederim ki ondan başka bir ilah yoktur ve yine şahitlik ve tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve elçisidir değil mi? Şah yani o şeyin devamı şahitlik kelimesinin kelime-i şahadetin devamı <laughs> <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. o senin abdin kulun elçin Resulündür. Yine buna da şahitlik ediyorum. Yine aynı o evrenin bir yaratıcısına şahitlik ettiğimiz sistemdeki gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyoruz. Kur'an'a baktığımızda Kur'an zaten bir mucize ve o zatın elinden geliyor. Yani o zatın lisanıyla Kur'an çıkıyor. O zat o Kur'an'ın tebliğcisi. Yani bize o Kur'an'ı bildiren, talimcisi. Kur'an'ı bize öğreten, şerh eden açıklayan, o Kur'an'la bizi temizleyen, o Kur'an'la bize bir medeniyet bahşeden bir zat. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımda hani şahitlik ederim ki eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kısmını açıyoruz. Şahitlik edelim ki nedir? o, o zat, o Kur'an'ı getirmesiyle beraber Kur'an'ın o bütün mucizeleri, Kur'an'ın hak kelamullah oluşu, taklit edilemezliği ve hakeza bütün mucizeleri Aynı zamanda o zatın da o ilahın, o yaratıcının, o bir olan e, Allah'ın e, elçisi olduğunu bize gösteriyor ve onun adına konuşuyor. Allah ona ediyor. o da ettiğiyle bizlere bilgi veriyor. Bunu Kur'an'ın mucize olması açısından bir kere onun elinden, onun dilinden dökülmesi, onun hak bir peygamber olduğuna bizim şahitlik etmemizi hem kulağımızla hem gözümüzle hem bütün latifelerimiz ve duygularımız ve aklımız ve kalbimiz ve ruhumuzla biz buna şahitlik ediyoruz, tanıklık ediyoruz. Yine e, ya az önce söylemeyi unuttum. Kur'an noktasında da yine Kur'an'ın bozulmadan bize gelmesi açısından bakıldığında da işte bununla alakalı birçok derslerde zaten referanslarda bulunduk. Kur'an'ın bozulmadan bize gelişi yine o kitabın hak bir kitap olduğunu, o kitabı gönderenin e, hak bir ilah olduğunu bize gösteriyor. Yine o kitabı bozulmadan bize getiren o peygamberin de hak bir peygamber olduğunu ve Kur'an'ın bütün mucizeleri o peygamberin de mucizesi hükmüne geçip aynı zamanda onun da hakkaniyetini tespit ve tescil ediyor. Aynı zamanda geldiği asıra bakıldığında şahitlik ediyorum, tanıklık ediyorum ki bakın bunlar kolay iddialar değil aslında. Araştırıyorum, bakıyorum, görüyorum, tahlil ediyorum. E, yeri geliyor bazen e, en ince detaya kadar giriyorum. Ee, görüyorum, biliyorum, duyuyorum. Araştırmalarımın sonucunda bu kanı kanıya varıyorum, tanıklık ve şahitlik ediyorum ki işte peygamberin hayatına bakıyorum. Ne görüyorum? Ee, cahiliye Arap e, yarımadasına, cahiliye bir cahil bir topluma inen hatta cahil bir dünyaya inen en medeni dünya ülkelerin dahi Rum ve Pars gibi cehaletin ve ahlakın en karanlık dönemlerini, dünyanın en karanlık dönemlerini yaşadığı bir zamanda bir zat e, Mekke gibi e, dağlık bir arazide işte cahiliye arabı gibi e, kavmiyet ve asabiyetin olduğu cahil bir topluma geliyor ve o toplum toplumu irşad ediyor. 20 e, yani kendi dönemi ile beraber kendi devletini kuruyor ve akabinde halifeleri, e, raşit halifeleriyle beraber bu devlet 25 30 milyon kilometre kareye bir anda ulaşıyor ve o de, o devrin en büyük yıllardır süren medeniyetleri olan Pars ve Rum medeniyetlerini hezimete uğratıyor. Sadece savaş alanında değil, siyasette, ekonomide, medeniyette, sanatta, inançta, ahlakta ve hakeza ticarette hepsinde sevgili kardeşlerim o aleyhissalatü Vesselam'ın o zatın kurduğu devlet ne oluyor? Bütün devletleri yutuyor. Hakikat ateşi aslında onları e, yakıyor diyebiliriz. Bu noktada o zatın hayatına baktığımızda ahlakında, evsafında, vasıflarındaki e, mucizevi yönleri, onun e, işte binden fazla mucizesi e, ve bu mucize ile beraber peygamber olduğunu e, tescil ettirmesi, karşı tarafa mucize göstermesi, aynı zamanda çok ahlaklı, emin bir zat oluşu düşmanlarının dahi tasdikiyle en vefalı en sözünün eri sözünde duran doğruluk sahibi aynı zamanda en akıllı fetane sahibi bir zat oluşu yine ahlakının yüksek oluşu o kadar nimetlere rağmen tevazu tevazulu bir hayat yaşam yaşamış olması ve bütün insanlığa örnek olması, işte yabancıların yazdığı en etkili 100 kitabında dahi ilk sıraya onun yer alması. Çünkü her alanda en zirve örnekliği, en iyi bir aile babası, en iyi bir komutan, en iyi bir imam, en iyi bir işte psikolog, en iyi bir sosyolog ve hakeza. Bütün bu özellikler işte Michael Hart'ın o 100 en etkin kitabı 100 en etkili insanlık tarihindeki kişilere Sıraladığı kitapta birinci sırada yer alması, dediğimiz gibi düşmanlarının tasdik etmesi, ahlakındaki mucizeleri, kalpten verdiği haberlerin gerçekleşmesi, ümmi olmasına rağmen elinden Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabın çıkmış olması ve sahabilerinin de çok etkili insanlar olup bütün dünyaya ve medeni milletlere üstad olması, cariyenin en karanlıklı, en inatçı, o kavmini, kavmin içerisindeki en azgın adetleri işte kızlarını toprağa gömecek kadar, başka insanları yağmalayıp öldürecek kadar hiç vicdan hissetmeyen, acıma ve şefkat duygusu gelişmeyen o kavmi birden en şefkatli, yani o kötü hasletlerin ve özelliklerinin yerine, o kötü duyguların yerine, kötü hasletler ve özellikler yerine, kötü ahlaklar yerine onları kökünden keserek 23 senelik kısa bir zamanda onların o kötü adetlerini kal ve ref ederek yerlerine en iyilerini, en büyük ahlakları, seceya i âliyeyi, âli seciyeleri koyması gösteriyor ki o zat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dindeki samimiyeti, takvası, tevazusu, yaşamdaki ve... Savaş gibi bir zamanda dahi savaşın en kızıştığı bir zamanda dahi en cesaretli olarak ortaya atılması, Allah'tan korkması ve onun haricinde hiç kimseden korkmaması ve bir adım dahi geri atmaması, metinliği davasındaki o sebatı, işte meleklerle desteklenmesi bedirde meleklerle desteklenmesi ve hakiza birçok başka mucizesi ayı ikiye yarması, işte az tağımdan birçok insanları doyurması, birçok insanların kalbini, ruhunu İslam'a sevk etmesi ve kısa bir zamanda birçok insanın İslam'ına vesile olması, savaş tarihinde emsaline rastlanmayacak bir şekilde en fazla savaşa girerek en az, az adam zayiatının ortaya çıktığı tabloları bize göstermesi, kölelik sistemini kaldırması ve hakeza bütün bunlar bize ne gösteriyor? İnsana insaniyet katması, şahsiyet katması, çocuğa çocuk hukukunu vermesi, bahşetmesi, kadına kadın haklarını bahşetmesi ve hakeza o devrin bütün en medeni milletlerinde olmayan en güzel hukuki, ferdi, siyasal, sosyal, ahlaki, dini bir takım emirleri ortaya koyması ve kulla Allah arasındaki bütün o kademeleri, aşamaları, bütün o engelleri yıkması, putları devirmesi ve tevhidi haykırması bize neyi gösteriyor? Bu ve buna benzer birçok özelliği o aleyhissalatü vesselamın ahlakında, etvarında görünen birçok özelliği onun hak peygamber olduğunu bize gösteriyor. Ve bu söylediklerim ve bunlar çok daha açılabilir tabii ki. Bunlar muvacihesinde biz neyi ifade ediyoruz? Kelime-i şahadet getiriyoruz. Yani şahitlik ederim ki ya Rabbi işte senden başka ilah yoktur ve o Resul Peygamber Aleyhissalatu vesselam senin elçindir, resulündür, kulundur, bizim de rehberimizdir diye bu bağlamda şahitlik ediyoruz ve onun rehberliğinin, e, onun önderliğinin eee akamete uğradığı işte bu günlerde insanlığın, beşeriyetin nasıl e, feci bir çağ ve zaman yaşadığını, ne kadar felaket ve felaket bir asra dönüştüğünü. Halbuki onun aslı saadetinin ise ne kadar e, saadetli, mükemmel olduğunu hatta o meşhur şeyle bitirelim. E, Hazreti Ömer'e ve içinde başka sahabilerin de bulunduğu bir topluluğa hitaben e, Efendimiz bu kelamı tevcih ediyor ve diyor ki öyle bir zaman gelecek ki bu dediğimiz zaman işte dağın arkasına gidemiyorsun, dağın arkasına gitsen Efendimiz bunu derken dağın arkasına gitsen hemen falan falan kabileler falan falan çapulcular seni yağmalıyorlar, malına zarar veriyorlar. İşte çocuğunu, eşini köle alabiliyorlar böyle bir zamanda. E, yani korumasızsan bunlar genelde oluyor. Yani bir kervana dahil değilsen ve hakeza. Böyle bir zamanda Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki işte öyle bir zaman gelecek ki bir kadın yanında bir çocuğu alacak, e, ta Mekke'den e, ta Yemen'e kadar, yani Şam'dan Yemen'e kadar, işte Mekke'den Yemen'e kadar e, gidecek ve bir kurttan başka, kurttan başka hiçbir endişesi olmayacak yani kendisine zarar veren. Yani böyle bir e, masumluk, e, güvenli devlet sınırlarını bir büyük kocaman yarımada da e, ortaya koyan bir peygamberden bahsediyoruz. Elbette ki eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz şahitlik ediyoruz ki o peygamber de o alemlerin yaratıcısının neyidir? Elçisidir, Rasuludur. Hatta işte Hendek'te de o taşların karna bağlandığı bir zamanda bütün ya e, Arap Yarımadası'nın onlara hücum ettiği bir zamanda işte Gatafan bir yandan, Mekke müşrikleri bir yandan, Medineli e, onların ortakları bir yandan e, az olan o e, İslam toplumluğunun üzerine Yağmur gibi ok yağdırırken, sıkıntılar içerisinde yenilecek şey bulamazken, herhangi bir insan o topluluk içerisinde rahatça e, tuvalet ihtiyacını bile yapamazken, e, hendek kazılırken ve o hadiseler zamanında işte Şam'ın kapılarını, e, Pars'ın kapılarını, e, Filistin'in kapılarını, Kudüs'ün kapılarını, İskenderiye'yi Roma'yı hatta İstanbul'un başka bir zamanda İstanbul'un fethini dahi müjde veren bir peygamber ve bu müjdelerin hepsi yakın ve uzak vadede kısa zamanda gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir hak peygamber her yönüyle insanlığa müşit ve rehber olabilecek bir zat ve hayatıyla da bunu ispat etmiş birisi elbette ki Rasuldür. O alemlerin Rabbinin elçisidir. Biz de o yüzden ne yapıyoruz? Bu kelimeyi İslam'ın bir nişanı olarak sembolü olarak bütün o akli, ruhi, kalbi mekanizmaların çalıştırılması, delillerin toplanması ve araştırmaların yapılması sonucu e, şahadet getiriyoruz ki şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ve tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve elçisidir. Bunlar böyle kısa vadede e, İslam tarihinde de olmamıştı sevgili kardeşlerim. İslam'a öyle dokmayla falan girilmez. Hazreti Ömer'in Müslümanlık süresi uzundur biliyorsunuz. Hazreti Hamza'nın Müslüman olma süresi uzundur. Dolayısıyla o kısa sürede olanlar da kısa sürede güçlü, derin düşünebilmiş insanlardır. Yani bu biraz tabii de bir hidayet meselesidir. Allah'ın lütfedeceği bir meseledir. Dolayısıyla öyle hani basit bir şekilde İslam'a giriliyor. Böyle basit bir din mi işte delilsiz bir şekilde böyle işte motomot bir takım kelimelerin hani tekrarıyla birden İslam Müslüman mı olunur, bir dine böyle mi şeklinde o kelimeyi azımsayan kardeşlere ya da arkadaşlara bu ders gelsin. Bu çok daha tabii açılabilir. Ondan çarpabilirdim bu yani burada söylediklerimi. Umarım kafi miktarda ifade-i meram edebilmiş, edebilmişimdir. Velhamdülillahirrahmanirrahim.